Kardeş gel ya. Kıvırcık kafalı. Geliyorsanız gelin yoksa bitiriyoruz. Son. Tamam hadi bitirelim. Tamam bitirelim. Tamam sıkıntı yok. Geliyor musun? Tamam gel beraber gel hadi. Gel. Gel kardeşim. Ya korkmayın rahat olun kardeş ya. Are you Müslüm? Müslüm. Gel. 2 dakika konuşalım gel. Yo, my English is bad. So not your problem. Yok yani senin problemi yok. Sen takma. Sen konuş. Az belli. Okay. Dostum hoş gelmişsin. Sinan ben. Ercan ben de. Yusuf. Emre. What's your name? Tayfun. Tayfun? Evet. Yeah. Are you Türk? Yes, my father. Your? Evet. Okay. Güzel. Good. Ya bildiğin kadar Türkçe ben de biliyorum zaten o kadar. Çok ne bilmiyorum ben de. Ya ne hakkında konuşuyoruz? Biz sanki neden bahsediyoruz? Gel futbol maçı mı konuşalım seninle? İbrahimciğim. Hoş geldiniz. Bir rahat ol. Hoş bulduk. Bir gevşe. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Yok çalışıyoruz. Ne işte? Bilgi işlem. Okul yeni bitti atanamadım. Atama bekliyorum. Vücut yapmışsın devamlı kavgaya dövüş olduğundan evvel. Değil mi? Yani aynen acilde çok kavga çıkıyor. Memleket neresiydi senin? Burundi. Evet. Ben Mersinliyim. İzmir'den geldim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Batmanlıyım. Urfalıyım. Ya ne tarafta? Amerika'da mı? Afrika'da mı? Afrika. Afrika'da. Evet. Güzel. Burundi evet. Ülke değil mi? Ülke. Nüfusu kaç? 11 milyon böyle bir şey. 11 milyon. Küçük da. İyi rakam ya. Küçük demeyelim şimdi. Are you Muslim? Yes. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanız tabii ki. Müslüman evet. Elhamdülillah. Why Muslim? Because I chose it. Why choose? Why? I don't know. It's discipline. Has rules. I like to follow those rules, you know. That's why. Peki neden Müslümansın İbrahim? Neden Müslüman? Çünkü İslam en doğru dini yani. Tamam ama bununla yani sadece bu mu? Buna inancını söylüyorsun bana. Bu bir ispat değil ki, delil değil ki yani. Neden Müslümanım? Yani tabii yani ailenin bize eğitimi ilk baştan doğduğumuzdan beri verilen. Türkiye'ye genelde zaten ailemizin bize eğitimi diyeyim yani. Yani Müslüman olarak yerine getiriyor muyum? Yani... En Müslümanım diyen bile gördüğüm kadarıyla hani gerekçelerini yapmıyor. Neden Müslümanız? Küçüklükten öyleyiz. Aile öyle yetiştirmiş. Yani ister istemez öyle diyoruz yani. Çalışmadığım yerden geldi. Ama çok basit bir soru değil mi? Yani çok basit bir soru. Şöyle aile genel olarak. Bir de bir yaratıcının olduğunu düşünüyorum. Bunun da Allah olduğunu düşünüyorum. Neden Müslümanız? Çünkü hak din Müslümanlık şu anda. En son dinimiz, en son peygamberin dini. Çok şükür de Müslümanız yani ama her ne kadar Müslüman gibi yaşıyorsak o tartışılır. Onu tartışmayacağım. Bilmiyorum İslam bana çok mantıklı geliyor her açısından. Sana değer vermesi falan. Neden inanıyorsun? Neden inanıyorum? Çünkü yani öyle hissediyorum. Var, Allah var. Hak din olduğu için. Mesela hangi ayeti delil olarak gösterebilirsin? Yani işte şu ayetten sonra ben... Sana o şekilde delil olarak sunabilecek kadar ezberimde bir şey yok. Sen nasıl ki Allah'a inanıyorsun? Zamanında da Yunan mitolojisi vardı. Orada Zeus diye bir adam vardı. İşte Heraklitos vardı, tamam mı? Bunlar hep beraber dünyayı yarattı diyorlardı ve buna inanıyorlardı. Şimdi gitsem ben Yunan mitolojisine inan birisine desem neden Zeus desem? Çünkü en doğru Zeus diyecek bana. Bir fark yok ki senin söylediğin şeyle onu söyle. Çünkü o İslam dini zaten yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yani inandığı Zeus'u da bilmediğim için pek bir şey deme şansım olmuyor. Yani Zeus da bir tanrıdır Yunan mitolojisinde. Allah da bize yani indirilen kitapta verilen bir indirdiğine dair yazıları olan ve bizi bu çevreyi yaradan, bizi yaradan kişi olarak belirtebilir yani. Neden Zeus değil de Allah? Birincisi ailelerimiz hani bize bunu öyle öğretmiş yani büyüklerimiz. İllaki bir yaratıcı vardır diye düşünüyorum ama işte neden Zeus değil onu hiç düşünmüyorum yani. Zeus bir Yunan tanrısı bildiğiniz üzere ama onlar tek bir tanrıdan oluşmuyor. Çoklu tanrıdan oluşuyor. Bu da bana mantıklı gelmiyor yani açıkçası. Böyle bir yani ben bu soruyu kabul etmiyorum abi. Niye soruyu kabul etmiyorsun? Nesi saçma? Ya şimdi Yunan mitolojisindeki tanrılarla gerçek hak dinin yaradanla yani kıyaslama yapılmasını ben kabul etmiyorum. Neden kıyaslama yapamam? Bana bir açıkla, beni sustur yani. Bunu istiyorum. Ya. Bana ispatla bunu ya. Tabii ki kıyas edemezsin. Şu yüzdendir. Senin dininle, bu dinin farkı ne? Senin inancınla, bu inancın farkı ne? Nasıl Zeus değil, Zeus yaratmadı, hayır Allah yarattı diyorsun ya sen. Bunun ispatı ne? Bunun ispatını verebilecek konumda değilim şu an. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Biz aslında mirasçı Müslümanız. Biz de atadan, anadan, babadan gerçek Müslüman değiliz yani. Mirasçı Müslüman deriz biz. Yani bizim inancımıza göre mirasçı Müslümanız. Anadan, babadan. Getirmemenin sebebi şu olabilir mi? Neden namaz kılıyorsun bilmiyorsun. Neden tesettüre girilir bilmiyorsun. Neden oruç tutulur bilmiyorsun. Dolayısıyla bunları bilmeyince de namaz kılsan bile içi boş bir namaz oluyor. Anladın? Neden kıldığını bilmiyorsun. Allah diyorsun ama mesela Allah'ın özelliklerini biliyor musun? Şimdi kendimize göre tabii bildiğimiz şeyler var. Sonuçta namazı... İşte Allah'ı bana anlatır mısın? Kaç dakika? Allah'ı ben sana nasıl anlatayım abi? Yani sadece şunu söyledim bana, ispat söylemeden, anladın mı? Allah zaten tektir dedin, anladın mı? Bu inanç, senin inancın, tamam buna inanıyorsun, ben buna itiraz etmiyorum. Evet inanıyorsun ama bunun hakkında hiçbir delilin yok. Bunun delili olması, mesela inandığın bir şeyi savunmaz mısın ya? Savunursun değil mi? Mesela ben işte sallıyorum, Real Madrid'in yeneceğini inanıyorum. Diyorum ki kesin Real Madrid yenecek. Buna inanıyorsam bunun delilini sana sunarım mesela. Derim ki Ramos var, bu kadar pahalı, çok formda, Ronaldo var. Garantisini veremem zaten. Ondan bahsetmiyorum ki. Ama inandığım değeri sana savunurum. Ama sen bana inandığın değeri savunamıyorsun. Savunamıyorum. Çünkü inanç bu. Hani tamam, bazı şeylerden sonra. Tamam ya, mesela bu inanç deyip bırakalım mı yani? Ya bu inanç. Buna inanıyorsan inan. Bu mu yani? Bu kadar mı? Hiç anlatacak bir şeyin yok mu? Zeus'a inanan adama ya sen nasıl Zeus'a inanırsın diyebilecek ve buna ispat edecek bir delilin yok mu? Yok. Buna verecek bir cevabım yok şu an. Ya bizim bir tane yaradanımız var. Her şeye kadirdir. Ne diyeyim? Yani indirilmiş bir hak kitap var. Kur'an-ı Kerim. Tamam niye inanayım? Kur'an-ı Kerim'e neden inanayım diye soruyor adam sana. Bir tane delil söyle ya. Bir tane ispat yok mu aklında? Şu yüzden. Ya ispat şu anda bir şey gelmiyor aklıma. Mesela Hindistan'da doğsaydık ineğe veya başka bir puta falan bu şekilde tapabilir miydik? Çünkü aileden, eğer kültürdense hani kültürel bir Müslümanlık var, anladın mı? Yani namaz kılıyoruz içi boş veya tesettüre giriyoruz, anladım, yine içi boş yani. Hani tam tesettür anlamında değil. Demek ki tam sadece kültürden gelen bir Müslümanlık, anladın mı? Şu anda Hristiyanlar da hani aynı şeyi söyler. Neden? Şu anda Hristiyan'a da sorsam neden Hristiyansın? Ailem söyledi. Yani hiçbir farkımız yok mu? Bizim gerçekten hak ve hakikat namına gerçeğe inandığımız için inanmamız gerekmiyor. Ya gerçeğe inandığımız için zaten Müslümanız. Evet ama sadece aileden duydum. Tek delil bu olabilir mi yani? Aileden kültürden gördüğüm için dedin de. Aileden kültürün ya ilk baştan hani ilk insanın yaratılışından beri var olduğu için. Bize öyle söylendiği için yani farklı bir dil, hani nasıl anlatayım. Almanya'da doğdun, Alman bir ailede doğdun, Hristiyan oldun mesela, Katolik oldun. Yani öyle mi yaşayacaktın? Yani eğer okusaydım Müslüman olabilirdim ama eğer Hristiyan olarak da olsaydım Hristiyan olarak devam ederdim. Neden böyle oldu? Çünkü dinimizi araştırmadığımız için, ki benim yaşımda gençlerin bu yaşlarda hele benim çevrem hep ateist arkadaşlarım var yani. Neden? Okumadığımız için, bilmediğimiz için. Ya ben okuyorum tabii, yani okuduğum da oluyor ama Hristiyan olsaydım Hristiyan olarak devam ederdim. Çünkü ailem beni o şekilde yetiştirdi, o şekilde devam ettirdi. Benim şu an ailem Müslüman olarak yetiştirdiği için, babam hatta buna bilhassa bu şekilde devam etti. Müslüman olarak devam ediyorum ama işte yerine getiriyor musun diyorsan abi, getirmiyorum yani. Bir şeyler olsun diye dua edeceğim ama bunun için hani yüzüm olsun, bir şeyler isterim derken Allah'tan. Hani inanıyorum ya. Hani ben onun için ne yaptım ki o benim için ne yapsın moduna giriyorum mesela. O yüzden mesela namazımı kılarım, duamı ederim. Yani karşılık için. Karşılık değil ama ben onun için bir şeyler yapayım, o da benim için bir şeyler yapsın. O da benim için bir şeyler yapsın. Sen anneden babadan duyduğun için Allah'a inanıyorsun. Yunan mitolojisine inanan insan da Zeus diyor, Zeus'a inanıyor. Şimdi bu arasında hiçbir fark yok ki ya. Bu da sizin inancınız da böyle Yunanların mitolojisi gibi bir inanç dedi. Aynı sınıfa koydu. Sen buna bir iki cevap veremez misin? Yani bu sende bir şüphe oluşturmaz mı? Ben onun cevabını veremem sanırım ya. Doğru söylüyorsun. Hristiyan aileden doğsaydın Hristiyan olurdun. Bu çok üzücü değil mi? Nasıl söyleyeyim, kötü hissettim şu anda kendimi. Neden Müslüman olduğumu dahi bilmiyorummuş. Allah'ın aklı var mıdır? Yani öyle bir aklı vardır ki sonsuz. Şimdi ilk önce aklı kullanabilmen için bilmemen gerekiyor. Anladın mı? Yani bir şeyi bilmezsin. Mesela işte okuma yazmayı bilmezsin. Aklınla okuma yazmayı öğrenirsin. Ama ilk önce bilmemek gerekir. Allah bilmemekten münezzeh olduğundan, dolayısıyla her şeyi bildin, akıl gibi bir şeye ihtiyaç kalmıyor Allah'ta. Anladın mı? Eğer sen Allah akıllıdır dersen, sonsuz akıllıdır dersen, sen Allah'a acizlik atfetmiş olursun. Dolayısıyla ben bir şeye sorduğum zaman sen Allah akıllıdır diyorsun ya, sen dediğin Allah farklı bir Allah olmuş oluyor. Mantığı anladın mı? Biz bir olan Allah'a inanıyorsak tamamen araştırmamız lazım, bilmemiz lazım yani Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle, yaptıklarıyla tanımamız ve bunu rahatça anlatabilmemiz lazım, söyleyebilmemiz lazım. Yani şimdi aklı var mıdır diye soruyoruz, ikilemde kalıyor. Sen başka bir Allah'a inanıyormuşsun gibi oluyor, ben başka Allah'a inanıyormuşum gibi oluyor, anladın mı? Ama oysa Allah bir. İslam'da yani Yunan mitolojisindeki tanrılara inanan bilmiyorum zaten. Ya varsa diyorsun, anladın mı? Ya kardeş, makarnadan geldiğine inanan adam var. Sence o yok mudur? Makarnadan geldim ben diyor ya. Adam saçmalamak istiyor yani. İnanmak istiyor. Saçmalamak istiyor diyorsun işte. O da mitoloji olarak saçmalar yani. Ben de ona inanıyorum der. Yani. Gençlerin böyle olması sıkıntılı yani. Bilmemiz gerekir böyle. Tabii ki kardeş ya. Bak, ateist arkadaşım var diyorsun. Çevre biraz bizi değiştirdi abi. Şimdi biz tabii hızlı bir çocuğuz yani. Evet, anladım. Anladın mı? Evet, anlaşılıyor yani. Aynen yani. Şunu söyleyeceğim. Çok... Mete, çevrende de böyle hızlı... Böyle değildim ya. Değiştim. Çevrende ateist arkadaşlar olur, şunlar olur. Onlara tebliğ yaparsın bilgilendiğin şeylerle. Tabii aynen. Yine aynen. Kendine de çeki düzen verirsin. Bilginle baskı kurarsın. Onlar da tabii konuşamaz hale gelince onlar da otomatikman. Ya sen hakkı söyle de onlar ne yaparsa yapsın değil ya. Mi? Değil aynen mi? Öyle. Biz doğruyu bilelim, uygulayalım. Onlar ne yaparsa yapsın. Doğru söylüyorsun. Bildiğini Allah'a anlat bana hadi. Allah'a anlat. Abi sen ne istiyorsun? Tamam anlat. Hani bildiğin yerden soruyorum sana. Yani ama birliğini hissiyat abi, biraz hissiyat olmalı ya. Nasıl diyeyim yani, sadece bunu mu diyeceksin? Mesela Yunan mitolojisine inanan birisine ya bir hisset be kardeş falan, bunu mu diyeceksin kardeş? Yani bir hissetsene, bak gökyüzü falan. Hisset abi, hisset. Bir olmalı falan. Bunu dersen gerçekten gülerler yani. Adam iyice bu sefer uzaklaşır dinden bunu dersen. Ya zaten adam Eros'a inanıyor yani. Kafası bilmem 1500. You guys are in university? No. I'm gonna call my friend, I'm gonna tell him to come here. Okay. Hadi başka yerde oynayın hadi. Sorma ya hiç. Koy. İngilizce çocuk getiriyor bana. Ama İngilizce'de de gördünüz, röportaj yaptık yani. Elhamdülillah, çok şey yapmak istemiyorum. Tayfun, kral adamsın ha. You are king. You know. Eğer takip ediyorsan. Hayalhanem bu arada burada. Biliyor musun? Mersin'de. Hayalhanem tek sadece burada Mersin'de var. Aynen. Hemen şurada Alanya Tantun'un Alanya Fırını Sokağı'nda. Köre sorsan gösterir yani, o kadar diyeyim. Tantun üzeri. Tantun üzeri. Aynen. Gel bekleriz. Gelmek isterim ben. Ama gerçekten bu taklidi iman konusu içler acısı bir durum. Yani neden inanıyorsun? Annem babam inandığı için. Yani bu çok yetersiz. Çok yetersiz yani. İnandığın her şeye saatlerce konuşabiliyorken en önemli inandığımız, değer dediğimiz iman, Allah'a iman konusunda, imanı billah konusunda bir iki kelam edemememiz gerçekten üzücü. Bunu anlatmaya çalıştık röportajımızda. Beğenip, yorum yapıp paylaşmanız önemli. En azından bir farkındalık oluşturur diye düşünüyoruz. Özellikle beğenmeniz çok önemli. Beğenin, mutlaka beğenin. Selametle bizlere duanızı eksik etmeyin.